Batı'daki insanlar Müslüman kadınların iman gereği başlarına takmış oldukları eşarptan tutun, örtündükleri örtüye veyahut da çarşafa, peçeye kadar bunu anlamaları mümkün değil. Çünkü bu imani bir meseledir. İmanın dışarıya yansıyan görüntüsüdür biraz da, özellikle tesettür açısından değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi hal böyle olunca, kalbinde iman taşımamış olan bir insanın şeklinden, şemalinden, örtüsünden dolayı bir hesap endişesi olmadığından dolayı onun bunu anlaması mümkün değil. Anlayabildiği durum nedir? Bunun bir esaret düşüncesiyle, bir kölelik anlayışıyla bunu değerlendiriyor. Yani bu insanların özgür olmadıklarını düşünerek olaya yaklaşmaya çalışıyor. Hatta belki de acıyordur. Yani bir Müslüman bacımızın başındaki başörtüsünden, hele hele peçesinden dolayı şunun haline bakın diye acımsanacak bir şeyle insanlara bakıyorlar. Oysa dediğimiz gibi örtü bir İslami şiardır, Allah'ın bir şiarıdır ve de kalbin imani bir refleks göstermesi sonucu ortaya çıkan bir görüntüdür. Bu haliyle diyebiliriz ki örtü aynı zamanda İmanın dışarıdan şahididir. İmanın dışarıdan şahididir. İmanın birçok şahidi olabilir. İçten kaynaklı şeyler de vardır. Ama dışarıdan da imana şahitlik eden unsurlar vardır. Dolayısıyla bir insanın imanından dolayı örtüye bürünecek olması o kişinin imanına ve takvasına işarettir. Dolayısıyla takvası ve imanı olmayan bir insanın da kalkıp da bu olayı doğru bir şekilde değerlendirmesi mümkün değildir. Bir de eğer özellikle onların şeylerine, onların medeniyetlerine veyahut da oluşturmaya çalıştıkları dünya düzenine ters bir görüntü de ortaya çıkarsa haliyle daha da fazla karşılık buluyor. Şimdi o zaman sormak lazım. Hani siz madem ki diyorsunuz ki vicdan hürriyeti var, madem diyorsunuz ki efendime söyleyeyim, insanlar istedikleri şekilde giyinebilirler, inanabilirler, yaşayabilirler. Bunu şiddete yansıtmadıkları müddetçe her türlü girişim uygundur bizim açımızdan diyorsunuz. Ama bu söylemlerin sadece bir sloganik ifadeden kaynak ibaret olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ha demek ki eğer siz özgürlükler noktasında böyle ikili oynuyorsanız, o zaman sizin medeniyetiniz, sizin demokrasi anlayışınız, sizin insan haklarına bakışınız elbette ki irdelenecektir. Eğer özgürlükleri savunan bir ülke, özgürlükleri kısıtlayan bir anlayışa karşı bir duruş sergilemeyecek olursa veyahut da bu noktada mağdur olan insanlara bir sahiplenme gibi duruş sergilemeyecek olurlarsa bu zımnen istemem ama yan cebime koy anlayışının bir ürünüdür. Bir de bu örtü aynı zamanda bir simge, bir işaret olmasından dolayı hayata yansıyan yönleri de vardır. Örtü sadece kadınlar için değil elbette ki. Yani bu bir şekil şemaildir ve bu aynı zamanda erkekleri de ilgilendirir. Ha, Müslüman görüntü veren bir kılık kıyafet. Erkekler için sakal olabilir, sarık olabilir, cübbe olabilir. Bayanlar için de işte çarşaf olabilir, şey olabilir. Dolayısıyla eğer bunlar temsil ettiği İslam dininin güzelliklerini yansıtmayacak olursa, yani acaba bizim sahip olduğumuz kılık kıyafetlerimizle acaba karşı tarafa İslamiyet'i bilmeyen insanlara neyi yansıtıyoruz? Bu Müslümanların kesinlikle muhasebeye tutmaları gereken bir husustur. Bu birincisi. İkincisi olarak, dediğiniz üzere medeniyet beşiği olarak düşünülen, özgürlükler ülkeleri olarak lanse edilen veyahut da efendim söyleyeyim insan hakları noktasında son derece ileri demokrasiye sahip olduğunu düşünen küresel bazı güçler simgelerden yola çıkmak suretiyle bir algı yönetimine gidiyorlar. Bu bir hakikattir. Yani belki de dikkat etmezseniz fark etmeyeceğiniz küçük küçük simgelerle bile bazen bir yazının, bir levhanın içerisine sıkıştırmak suretiyle dahi sembolleri kullanmak suretiyle bir medeniyeti oluşturma, yeni bir efendime söyleyeyim
gelişme gösterme cihetine insanların gittiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla İslamiyet'i de temsil eden bir simge konumunda olduğundan dolayı gerek çarşaf gerek peçete bu sefer simgeler savaşı ortaya çıkıyor. Aslında simgeler savaşı aynı zamanda medeniyetler çatışmasını da beraberinde getiriyor.